Değerli izleyiciler, hoş geldiniz. Ben Akmet Kütüphane Sorumlusu Remziye Boyraz Seyhan. Bugün Koç Üniversitesi kütüphaneleri olarak hazırladığımız hazine serisi 6, nümizmatik çağlar boyunca sikkenin yolculuğu teması kapsamında bir e, konferans için bir araya geldik. Bu konferans serimizin ilk oturumu Profesör Doktor Ahmet Tolga Tek ile e, başlıyor. Öncelikle Tolga Hocamız'a bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Merhaba. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Tolga hocamız bugün e, kazı buluntuları ışığında Roma döneminde Batı ve Güneybatı Anadolu'da sikke dolaşımını anlatacak. Başlamadan önce hocamızla ilgili kısa da bir bilgi vermek istiyorum. Profesör Doktor Ahmet Tolga Tek yüksek lisans, lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünde tamamladı. Ve 2008 yılından beri de Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümünde derslerine devam etmektedir. Hocamızın tabii ki CV'si çok yoğun ama burada kısa e, tutmak için sadece böyle kısa bilgiler vermek istiyorum. E, şimdi sanıyorum ki Afrodisias, Side, Tripolis, Stratonikeia, Lagina, Kisebükü kazıları yanı sıra de Isparta, Burdur gibi müzelerde çalışmalarınıza devam ediyorsunuz hocam. Etkinliğimizin etkinliğimiz sırasında sorularınızı chat bölümüne yazabilirsiniz. Sunum sonunda hocamız bu soruları cevaplıyor olacak. Ben tekrar hocamıza teşekkür ediyorum ve sözü uzatmadan bu güzel paylaşımı yapmak üzerine kendisini davet ediyorum. Ekran paylaşımı yapabilirsiniz hocam. Söz sizde buyurun. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle nazik davetiniz için. Ee, bu, bu arada 1995'ten beri Anadolu Üniversitesi'ndeyim. Onu da e, gurur duyarak söyleyeyim. Uzun yıllar oldu. Oraya geçelim. Ee, ben e, kendimi küçülteyim isterseniz. E, çünkü bazı arkadaşlarımız e, belki cep telefonundan bağlanıyorlardır. Şöyle biraz videomu kapatırsam. Belki daha geniş bir alanda şeyi görebiliyorsunuz. Slide gösterisini de açayım. Tamam ben de sesimi kapatıyorum hocam. Buyurun lütfen. Evet şimdi e, kazı buluntularına gelmeden önce konumuz Roma dönemi e, şehir sigiri ve bu da hem geç cumhuriyet dönemi hem de imparatorluk dönemini ele alacağız. Ben çok kısaca bu şehir hakkında birkaç slaytlı size bilgi vermek isterim. Öncelikle belki çok şaşırtıcı olacak ama Roma Devleti'nde hem geç cumhuriyet döneminde hem imparatorluk döneminde ikili bir para sistemi var. İkili derken şunu kastediyorum, merkezi hükümetin Roma ve çevresine ürettiği paralar dışında, bu haritada gördüğünüz gibi Batı Akdeniz'de ve özellikle Doğu Akdeniz'de basılmış olan. Çok özür diliyorum araya girdim. Tam ekran yapabilir miyiz acaba? Tamam. Ee, tekrar ben konuya geri döneyim o zaman. Ee, Roma döneminde çok sayıda kent, şehir ve topluluk, özellikle Doğu Akdeniz'de kendi yerel paralarını basmışlardı. Ee, bunlar genellikle Düşük birimler yani bronzdan yapılmış veya pirinçten yapılmış birimler olsa da çok nadiren altın ve gümüş birimler de var. Biraz daha Anadolu'ya yaklaşırsak özellikle Anadolu'da Roma İmparatorluk çağında ne kadar çok kentin kendi paralarını ürettirdiğini görebilirsiniz. Şimdi ben tekrar Cumhuriyet dönemine dönersem e, bu durumun sebeplerini biraz tartışmalıyız. Yani niye bu kentler kendi e, adlarına para üretmek zorunda hissetmişler kendilerini? E, aslında bu e, Roma Cumhuriyeti'nin Anadolu'daki genişlemesiyle alakalı. E, şimdi tarih kitaplarına tabii böyle e, çok kısa bilgi olarak baktığımızda örneğin Pergamon Krallığı e, son erdiği zaman Roma Cumhuriyeti'nin onun eski toprakları üzerine Asya eyaletini kurduğu bilgisiyle karşılaşacağız. Ama gerçekte durum böyle olmamış. Ee, Pergamon Krallığı'nın kendisi de, e, Roma Cumhuriyeti'nin kendisi de Asya eyaletini oluşturan şehirlerle aslında birer e, teke tek anlaşmalar yaparak e, bunların bir kısmını e, devlete tabi topraklar, bir kısmını ise ...yarı bağımsız topluluklar olarak algılamışlar. Dolayısıyla e, özellikle eski Grek toplumlarının... E, ...polis olmanın bir özelliği olan para basımı hakkı da... E, ...bu kentler tarafından korunmuş. E, üstüne üstlük Roma cümleyeti e, bu bölgelik mevcut ekonomik sistemi değiştirmiyor. Yani kendi paralarını zorunlu olarak kullandırtmıyor. Onun yerine e, Roma denavüsleri evet gelecek ama daha önce Pergamon krallığının para birimi olan kistaforların basımları devam eder neredeyse İmparator Hadrianus dönemine kadar. biz çok çe çeşitli örnekler görüyoruz. Eee Roma Cumhuriyeti'nin Denarius'ları ve Aureus'ları altın paraları da yine iç savaş döneminde özellikle Anadolu'nun çeşitli kesimlerinde basılmış. Bunlar dışında biz özellikle Cumhuriyet döneminin izlerini ee, şehirlerin geç Helenistik sikkelerinde de görebiliyoruz. Ee, örneğin Julius Caesar'ın buradaki portresi gibi veya Pompeius'un buradaki portresi gibi e, veya Tanrıça Roma'nın e, yavaş yavaş bu paralarda bilinmeye başlaması gibi. Ee, dolayısıyla aslında bu paraların birimleri, büyüklükleri, üzerlerindeki tasarımlar şehirlerin kendi tercihleriyle alakalı. Biraz daha e, bu e, özellikle birimler açısından bakalım. Örneğin Panfilya'daki sideye baktığımızda M.Ö. 2. yüzyılda sidenin belki en yaygın sikke seyirlerinden bir tanesi bronz sikke olarak. Bu önde Athena olan, arkada da Nike olan bu sikke tipiydi. E, M.Ö. 1. yüzyılda e, öne Apollon, Athena da arkaya geliyor ve e, burada Athena sola ilerlerken karşımıza çıkıyor. İşte bu birim gördüğünüz gibi Roma İmparatorluğu çağı boyunca e, hem büyüklüğünü koruyarak hem de tiplemeyi koruyarak tek değişiklik olarak önde Tanrı'nın yerine artık imparator portrelerinin yer aldığı e, bir siki birimi olarak varlığını sürdürmüş. Ama bu birim neydi? Açıkçası bunu bilemiyoruz. Yani e, Grekler kendi bastıkları paraları Asarya adı veriyorlar. Bu aslında Latince bir kelimenin tercümesi. Biraz sonra ona geleceğim ama e, biz şehirlerle Roma Cumhuriyeti arasındaki anlaşmaların da bir kısmını biliyoruz. E, örneğin Lex Antonia Cornelia de Termesibus, Termesos Major kentiyle Roma Cumhuriyeti arasında 68'de yapılan metni günümüze ulaşan e, bu e, yazıtta. Terme kentinin ekonomik faaliyetler açısından e, bağımsız olduğu, e, kentin yönetiminin de aslında e, Roma Cum cumhuriyeti içerisinde özel olarak kabul edildiği, e, Roma'nın müttefiki bağımsız bir devlet olarak kabul gördüğü anlaşılmakta ve e, şehir sonraki dönemde bastığı paralar da bu otonomluğunu e, paralar üzerinde vurgulamış ama diğer topluluklar yani Sagallassos'ta bu sikkeyle gördüğünüz gibi Romalıların müttefiki olarak veya burada Sida halkı Romalıların güvenilir dostları ve müttefikleri olarak kendini nitelendirmeye devam etmişler. Yani bir nevi şehir devletleri bağımsız topluluklar olarak e, imparatorluk çağında da anılmaktaydı. Şimdi tekrar ekonomik sisteme dönersek tabii e, Romalıların Cumhuriyet döneminden başlayan ama özellikle Augustus reformları e, Milattan sonra 3. yüzyılın ekonomik krizlerine kadar bozulmadan devam eden bir kendi para sistemleri vardı. En tepede altın birimlerin olduğu ama bazı birim olarak as isimli bu paranın yer aldığı bir sistemdi. Dolayısıyla bu baz birimi işte Asaryon veya çoğulu asariye olarak e, Doğu kentleri de uygulamaya başlamış. E, Anadolu'da tabi virüs basa, basan yerler de var ama bunlar çok büyük bas, basımlar değil. Genellikle merkezi hükümet virüsleri, gümüş birimleri sağlamakta. Ama asariyeye dönersek şehirler, e, örneğin bu da Side'ye baktığımızda, 5, 8, 9, 11 gibi üzerlerindeki rakamlardan bunların değerlerini anlamaktayız. Veya kontür marklarla bu paraları yeni birimler e, ekleyerek, birimi bazen yükselterek e, bu paraları kullanmışlar. Dolayısıyla sistem Roma'dakine benziyor ama şuradaki alt birimler bazen 5, bazen 4 birim olarak şehirler tarafından e, kendi altlarına bastırılıyordu. Şimdi e, gene tarihe dönersek e, Cassius Dio'nun e, işte burada e, ta, tarihçesinde şu kısımda anlattığı ilginç bir şey var. E, Augustus'un yakın arkadaşı Mayakeneas, e, Octavianus'a, henüz de Augustus değilken tabii Octavianus'a, şehirlerin kendi paralarının, ağırlık sistemlerinin ölçü sistemlerinin olmaması gerektiğini bunların hepsinin aslında İtalik, Latin veya Roma'nın kendi sistemlerini kullanması gerektiğine dair bir tavsiyede bulunduğunu yazar. Gerçekten de Ağustos milattan önce 25 civarı bir reform yapmayı denemiş gibi görünüyor. Özellikle Asya eyaletinde çok büyük miktarlarda kistafor birimleri basılmış ve bunlara eşlik eden... ...Roma'nın Sestertius'una, Semis'ine, As'ına tekabül eden çeşitli bronz sikkeler de var. Ama bu reform herhalde dönemin bozuk para ihtiyacını karşılamakta çok yetersiz oldu. Çünkü biz arkeolojik kazılarda bu paraları çoğunlukla çok aşınmış... ...bazen ortadan kesilerek daha küçük birimler haline getirilmiş halde bulmaktayız. Aynı şekilde... Bu helenistik birimlerin devam olarak Doğu Eyaletleri'nde de e, gümüş tehtilatı rahmilerinin de Suriye'de, Krikya'da varlığını sürdürmeye devam ettiğini görmekteyiz. Şimdi bu yerel paraların üzerindeki tiplere gelirsek, öncelikle Anadolu'daki Latin kolonileriyle başlayalım. E, tabii bu kentler e, İtalya'dan gelen göçmenler tarafından, emekli askerler tarafından kuruldukları için daha çok orduya veya itelik tanrılara e, göndermeler yapan tipler seçmişlerdi. Ama bu koloni hareketlerinin e, belki ikinci ve üçüncü yüzyıllarda yavaş yavaş elinize olduğunu da görmekteyiz. Kastettiğim şu, işte gene bir Latin kolonisi alan Filomelium kenti. E, bakın burada Senato'nun ve ordunun ünvanlarını kullanırken diğer yandan şehir ismini Grekçe yazmakta. Veya burada Tiyana kenti Hadrians döneminde bir koloni yapılıyordu. <laughs> koloni kelimesini e, Grekçe'yi çevirmiş koloniyas olarak e, ve tamamen Grek tarzı bir sikke birimi basmış. Veya Pisidya Antiyokyası yerel tanrı Mene paralarında yer vermiş. Ama genellikle şehirlerin bastığı paralardaki esin kaynağı İtalya'da basılan paralardır. özellikle konu imparator ve zaferleriyle ilgili ise dolayısıyla Roma denariuslarında veya altın paralarında veya bronz paralarında gördükleri tipleri e, Doğu eyaletlerindeki kentlerde tekrarlıyor. O yüzden bunların e, ilham kaynaklarının biz e, bu tarz paraların imparator ve zaferlerle ilgili paraların e, batı paralarında olduğunu görmekteyiz. Daha çok tabii şehirler e, Sebastos kültüyle, imparator üzerinde şekillenen imparatorluk kültüyle ilgililer. E, dolayısıyla burada örneğin Teos kenti, Agustus'u, Tiberius pardon, e, Sebastos olarak, e, Ktistes olarak algılamış ve tapınağı bir üstüne yerleştirmiş. Veya Side kenti, şehre gönderilen yazıdan da bildiğimiz Karakalla'nın büstünü burada şehrin tükesi selamlıyor veya burada diğer kentlerde biz imparatoru tapınağın içinde bir kült imgesi olarak bazen şehir tanrıları tarafından taçlandırılırken bazen zaferleri tanrılarla şehir tanrıları tarafından kutlanırken veya bu da Faustina'nın gösterildiği gibi Kizikoslar şehir tanrıçası Kore Soteria adını vererek Faustina'nın büstünü basmakta bir sakınca görmemişler. Özellikle imparatorluk kültürünün tapınakları e, ve bunlar için düzenlenen oyunlar e, sikkelerde çok sevilen temalardır. Bu da belki şu sorgulanabilir yani sikkeler üzerindeki bu tasvirleri biz ne kadar güvenmeliyiz? İşte Ankara'da güzel bir örneğimiz var. Evet Agosus Tapınağının büyük bir kısmı ayakta duruyor. Çevrede parçaları var. E, tapınağın üç aşağı beş yukarı. ...neye benzediği, kazıldığı yıllarda... ...böyle tasvir edilmiş ama... ...bir Ankara'da olarak... ...Ankara'da okumuş bir öğrenci olarak... ...şunu hatırlatayım, tapınağın alınlığı hiçbir zaman bulunmadı. Burada mimari tasviri yapılırken... ...sikkeler üzerindeki... ...tasvirler alındı. O zaman bu yanlarında sütun olmayan... ...bu tapınak... ...Agustus Tapınağı olamaz veya... ...ondan önceki yapıyı gösteriyor. Açıkçası... Bunlar birer karikatür yani sikkinin küçük bir alan olduğunu düşünürseniz bunların üzerinde yapılacak tabii ki mimari tasvirlerdi. orijinal yapıyı birebir yansıtmak zorunda değil. Kültün varlığını işaret eden e, şey objeler olarak bunları düşünmeliyiz. Veya Laodikya'da burada e, İmparator Karakallar'ın şehri ziyareti. E, bakın şehir halkı. Aynı zamanda Praetoriye birliğinin de imparatorun muhafızlarının da burada gösterildiği halk tarafından, bir senatörler tarafından, şehir senatörleri tarafından imparatorun kendisi selamlanırken bu muhteşem sikke de tasvir edilmiş. Ama bu tarz sikkeler e, tabii ki e, genelin içinde aslında nadir örnekler. Dolayısıyla bu şehir paraları imparatorluk politikasının ee, iniş çıkışlarına da maruz kalıyorlar. Biz bunlar üzerinde damla atıyor, memoria görüyoruz. Burada işte Geta'nın portresi kazınmış veya e, İtalik sikkelerde, Latin sikkelerinde olmayan e, çeşitli imparatorluk fertlerinin, burada Macrinus'un oğlu gibi e, e, onun adına e, Latince basılmış paralar yok ama şehir paralarında bu imparatorluk fertlerini de görmemiz mümkün. Şimdi e, tekrar e, şehirlerin bu paraları niye bastığını kurcalamadan önce bu paralarda ne tasvir ettiğini düşünelim. Şimdi günümüzde biz bütün belediyelere para basmak verseydik e, belki Eskişehir Belediyesi üzerine Yunus Emre olan bir para basacaktı. Herhalde Manavgat Belediyesi e, Nar'ı tekrar seçerdi. Antalya Belediyesi Portakal'ı sembol olarak seçerdi. Bugün bile ...bizim kasabalarımızın ve şehirlerimizin gurur duyduğu e, çeşitli özellikleri var... ...ve bunlar sembol olarak kullanılmaktı. İşte antik çağda da böyleydi. Bütün bu şehirler rekabet halindeydi. E, birbirleriyle hem kültürel hem ekonomik açıdan. Dolayısıyla da şehirlerin e, paraları üzerine yapılan tasvirlerde... ...bazen Amasyalılar gibi, Amasyalılar gibi büyük düşünüp şehrin akropolünü... ...üzerindeki tapınaklarla... ...her iki tapınakta bugün duruyor... ...bir tanesi şurada... ...bakın Sikke'deki şu yapı... ...aşağıdaki tapınağın da izleri... ...sanırım da yeni yapılan kazılarda bulundu... Ee, ...o da şu yapı... ...ve bakın kaya mezarlarını da... ...o zaman tabii görünebilir olan... E, ...paralar üzerine tasvir etmişler... E, ...ama bazı kentler... ...örneğin İznik, Nikaya... E, ...gurur duyduğu şehir surlarını tasvir ederken... ...diğerleri deniz fenerlerini, köprülerini... ...Nikaya kenti örneğin e, bir stoğasını... E, ...Hadrianopolis kenti, şehirdeki ninfayonu... ...ben sadece fikir versin diye pergedeki ninfayonun bir çizimini koydum ama... ...sikke üzerinde de bakın çok şematik bir şekilde heykel gruplarıyla... ...bu güzel yapı tasvir ediliyor... ...koymayı başarmışlar. Ama genellikle... ...şehirlerin en çok kullandıkları tasvir tipi... ...o şehirdeki önemli kültlerdir ve baştanlılardır. Biz kültü bazen kült binasının içinde, kült imgesiyle... ...bazen de kültün kendisi gerçekleşirken... ...işte burada asla Galuslarla bir fal bakma sahnesi... ...muhtemelen bu kişiler rahip ve Hipayepa'da tapınağın içinde kutsal törenlerde bu durumu yapıyorlar. E veya buradaki bu müra sikkelerinde, müra tiyatrosunda da e, oldukça tahrip olsa da tasviri günümüze ulaşmış olan Artemis Eleuteria'yı e, biz e, hem tapınağının içinde hem de kült imgesi olarak kaidesiyle yani heykelin kastedildiği bir şekilde görmekteyiz. Törenlerin kendileri de tasvir edilebiliyor. Örneğin Klaros'ta 13 Ion kentinin e, Roma döneminde 13'e çıkmıştı sayı yanlış yapmıyorum 12 değil e, bir kurban töreninde e, Apollon'a sunu yapması veya bu kurban törenlerinin daha şematik olarak kült imgesiyle heykelle tasvir edilmesi bazen bu e, kült önünde kurban kesilmesi bazen kült törenleri için objelerin kutsal objelerin taşınması Heykelin kendisinin gezdirilmesi, heykel bazen kült heykelleri günümüzdeki Katolik ülkelerde Meryem anaların veya Ortodoks ülkelerde ikonaların şehri koruması için gezdirilmesi gibi antik çağda da böyle törenler vardı. Ve bakın burada tekerlekleri görebiliyorsunuz, Zeus'u bindirmişler bir arabaya, bunlar belki ahşap kopyalarıydı orijinal kült heykellerinin veya burada Karya'da, Antioquia kentinde... Hephaistos'un taşınabilir, dört kişi tarafından taşınabilir bir imgesinin şehir içine dolaştırıldığını, tanrıların sembollerinin gene sunakların etrafına dikilerek süslendiğini görebiliyoruz. Bazen bu tasvir edilen kültler o kadar yerel karakterdi ki bizi bronz çağ orijinlerine de götürürler. Örneğin Burada ortadaki sikkeyle başlayalım. İşte Pelmelisos'un kutsal ağacı bir zirvede e, veya burada Selge sikkelerinde iki tane kurumuş belki yıldırım çarpmış kutsal ağaç ve önlerine dikilmiş sunaklar. E, Kayseriye sikkelerindeki kutsal dağlar veya Tarsus'a gidersek burada e, hiç de bir Grek Roma yapısı gibi görünmeyen e, bir... ...kült binası içinde, bir naiskos içinde, belki Hitit döneminden biri varlığını sürdüren... Roma e, döneminde artık Sandan ismini taşıyan ama heykele dikkatle baktığımızda... ...aslında Hitit tanrısı Teşub'un tasvir edildiği bir imgeyle görmemiz mümkün. Tabii e, az önce Yunus Emre örneğini vermiştim İskişehir için... Herhalde Akşehir Parabahsı'na Nasrettin Hoca'yı basardı, İskişehir'de Yunus Emre'yi. Antik çağda da bu e, ünlü kişiler, şehirlerin gurur duyduğu kişiler paralar üzerine yer almış. Örneğin Samos kentinin Pitagoras'ı basması beklenir veya Halikarnasos kentinin Herodotos'u basmış olması. İşte Homeros bu kişilerden en sevileni belki çok sayıda kent. Burada Amastris kenti e, Homeros'lu sikkeler basar. Burada İlyada ve Odisea'yı kişileştirilmiş halde görüyoruz. Tam ortada da e, Homeros oturmuş. Odisea'yı bakın altındaki gemiyle, İlyada'yı ise buradaki e, ele geçirilmiş düşman e, başlığıyla, ile tanıyabilirsiniz. E, şehirler o kadar kendilerini övmeyi seviyorlar ki bazen tasvir yerine uzun yazıtlarla bunu vurgulamaktaydılar. İşte en kutsal, en parlak, en ünlü Neokor kenti, Perge, en öndeki kent diye burada e, Perge kenti kendini överken. Çünkü Side ile rekabet halindeydi. Bazen bu övgülerin çok ilginç hale geldiğini de görüyoruz. Örneğin Paflagonya'daki Germanikopolis kenti kendisini Arkeotate, e, Paflagonya'nın en eski kenti olarak vurgulamış. Belki övünecek başka bir şey de yoktu. sideller de tabii limanlarıyla övünmekteydiler. Ee, şehirler ırmaklarını e, ve yerel tanrılarını tasvir ederler. Özellikle Helenistik çağda başlayan Türk kültü hemen hemen her kentinde e, sembolü oluyor. İşte burada Side kentindeki Türkiye'yi altında yüzmekte olan Antakya Türkisin kopyalar şekilde yüzmekte olan Melas ile görebiliyoruz. Ama örneğin İlyon'da yaşıyorsanız tabii ki sikkeler üzerinde seçeceğiniz tasvir tipleri İlyada'dan olacaktı veya Herakleia Pontikada e, e, ya da Herakleia e, Perintos Herakleiasında yaşıyorsanız şehri kurucusu Kritis ise Herakles e, paralar üzerinde yer alacaktı veya ilginç bir örnek işte İç Anadolu'da Apamea. Burada bir Yahudi topluluğu var, onlar da Nuh'u, Tevrat'ta geçen Nuh efsanesini paralar üzerine tasvir etmişler. Yani illaki Grek ve Roma kökenleri olmak zorunda değil bu yerel Kürtlerin, şehirlerin önem sıralarına göre, verdikleri önemlere göre muhtelif Kürtler paralarda yer alıyor. Çok sevilen bir tema tipi spor karşılaşmaları ve şehirlerin düzenlediği çeşitli festivaller. Örneğin burada Perintos kentinin Aktia ve Pütia oyunları düzenledi. Bunların para ödüllü olduğunu e, görmekteyiz. Paralar düzenine bunlar kutlanıyor. E, Sidedeki bir kabartma gibi çoğu zaman bu ödüllerde verilen ödül başlıkları da e, tasvir edilir. İşte burada da e, Tunus'tan bulunan e, bu mozaikte biz muhtelif atletizm dallarını ve bir masa üzerinde ödül olarak dağıtılacak olan para keselerini ve ee, burada gene e, verilecek defne dallarını, zafer kazananları görmekteyiz. Özellikle düzenlenecek festivaller e, veya kazanan kişiler, burada bu güreşçi herhalde yarışmayı kazanmış veya bunların isimleri e, bu paralar üzerine vurgulanmıştı. Yani bu e, biraz çok kısa da olsa bir şehir paralarına bir giriş oldu Roma İmparatorluk Çağı için ama ben Şimdi kendi araştırmama dönmek istiyorum. Ee, az önce e, Remzi Hanım da söyledi. Çok sayıda kazıda çalışıyorum. Ee, dolayısıyla özellikle de bunlar Asya Eyaleti ve Likya Panfilya Eyaleti'nde yoğunlaşmış kazılar. Daha önce Krikya'da da, İç Anadolu'da da, Galatya'da da çalıştım. Ee, bu paraların basım amaçları ve hareketleri aslında bize çok şey öğretiyor. Yani paraların kendisinden e, öte... Nerede bulundukları da bize bilgi veriyor. Şimdi Asya eyaletinden e, bir beş tane kente bakarak buradaki durumu analiz edebiliriz. İlk önce isterseniz Pergamon'la başlayalım. E, Pergamon'un sikkeleri e, Hans Roegli tarafından Pergamon Akropolü'ndeki kazılarda bulunan sikkeler yayınlandı. E, şimdi bu tarz çalışmaları yaparken tabii e, veri grubunun büyük olması lazım. Buradaki toplam rakama baktığımızda 146 tanesi ki çok da sağlıklı bir veri grubu değil ama bunları bir haritaya yerleştirdiğimiz zaman işte Pergamon kentinin aslında yakın ilişkide bulunduğu çevre kentlerin yansıtıldığını e, Atina'da var burada deniz aşırı ticarete ya da yolculuklara işaret eden Keza Mitilene kentinde veya yukarıda Parion kenti de var. Ama bunları Haritayla değerlendirmek biraz yanlış. Biz bütün bu buluntulara geldikleri mesafeler açısından baktığımızda Pergamon kentinde bulunan eee sikkelerin çok büyük bir yüzdesinin Pergamon'un kendisine ait olduğunu e, ve oldukça büyük bir yüzdesinin hemen yakın komşulara çok az sikkenin deniz aşırı mesafelerden uzaklardan geldiğini görebilmekteyiz. Sardis kenti biraz daha iyi bir veri grubuna sahip. Üç cilt halinde e, para buluntuları muhtelif yıllarda yayınlandı. Burada 527 adet e, tabi helenistikleri burada dikkate almıyoruz. Augustus'tan başlayarak 527 adet e, sikke buluntusu var. Buradaki toplam rakama baktığımızda bunların 292'si yani çok büyük bir yüzdesi Sardis kentine ait geri kalanları Asya Eyaletinin diğer kentlerine ait sadece 14 tanesi başka eyaletlerden yolculuk etmiş. Haritaya koyduğumuzda önce uzak yerlere bakalım. Gerçekten çok etkileyici bir şekilde Trakya'dan, e, Yunanistan'dan, Girit'ten, Mısır'dan veya Klikya'dan, e, Orta Doğu Anadolu'dan Örnekler veya Pitinya'dan örnekler var ama asıl yoğunluk şu bölgede. Biraz daha yaklaşırsak işte burada e, mor hatlarla Roma İmparatorluk Çağı yollarını görüyorsunuz. Bütün bu yol bağlantının üzerindeki neredeyse Sardis'in civarındaki bütün darpanların temsil edildiğini ama ilginç bir şekilde Menderes Vadisi'nin güneyinin neredeyse yani Kavya kentlerinin, güney Kavya kentlerinin hiç temsil edilmediğini e, burada görebiliriz. Gene uzaklık açısından bakarsak işte burada Sard kentinin Sardis kentinin kendi basımları Asya eyaletinin basımları ve çok az sadece 16 gibi bu 540 küsür örnekten e, daha uzak eyaletlerden ulaşmış. Afrasya'sa gelelim. Afrasya'sı hem, e, yıllar önce David Macdonald e, çeşitli yayınlar yaptı. E, bir süredir e, ben çalışıyorum buradaki malzemeyi. E, dolayısıyla 2021 kazı sezonunun sonuna kadar çalıştığımız malzeme ve yayınlanan örnekler 161 örnek oluşturuyor. Burada da seçki gene bize aynı cevabı veriyor. Bu sefer Karya'nın ortasında bir kente bakıyoruz. E, burada bakın Menderes Vadisi üzerinden devam eden Roma yolu ve üzerindeki darphaneler ve iç taraflara gider şekilde ve aynı şekilde Pergamon'a doğru uzanan e, bu e, Kuzeybatı yolunun üzerindeki diğer darphanelerin daha yoğun temsil edildiğini görmekteyiz. E, sanırım nereye gelmeye e, çalıştığımı anladınız ama ben gene de örneklerini tamamlayayım. İşte burada da uzaklıkla baktığımızda aslında uzak kentlerin ...çok az temsil edildiğini, büyük ölçüde yerel sirkelerin, buluntuların büyük bir yüzdesini oluşturduğunu görebilirsiniz. Tripolis e, de e, 2012 yılından beri değerli dostum Profesör Doktor Bahadır Duman e, kazılara başladı. E, biz şimdi buradaki örnekleri de e, yayına hazırlıyoruz kendisiyle beraber. Burada da 163 örnek şu ana kadar kaydettik. Yine sonuçlarımız Afrasya'da e çok benziyor. Bakın Tripolis'i bu sefer merkeze aldığımızda... ...bu sefer e, buradan Sardis'e doğru... ...ve oradan da Pergamon'a do doğru ulaşan yol... Batı yolunun... ...ve aşağıda da şehrin kendisinin yer aldığı... ...Mendires Vadisi kentlerinin... ...İç Anadolu'ya uzanır bir şekilde temsil edildiğini... ...rahatlıkla görebiliriz. Burada da gene yerel sikkeler ama burada bir değişiklik var. Çünkü komşu Laodikya ve Hierapolis kentiyle Tripolis çok yakın belki ortak para kullanımı anlaşmaları vardı. İşte Laodikya ile Hierapolis'in yüksek oranda temsil edilmesiyle e, bu şekilde bir tablo e, biraz daha diğerlerinden farklı olarak ortaya çıkıyor. Çok has sikke uzaklardan gelmiş. Bir deniz kıyısı kentine de bakayım dedim Asya eyaletini tamamlarken IASOS'a baktım. E, açıkçası e, yayınlanan malzemenin az olması tabii yanılgılara sebep olabiliyor. Gene de burada saygı duyulacak miktarda farklılıklar olsa da e, toplam buluntu sayısı sadece 36 sikleden oluşuyor. Yani istatistikî anlamda bu kötü bir veri grubu. Bunları haritaya koyduğumuzda işte deniz kıyısındaki bir kent doğal olarak deniz aşırı bağlantıları daha fazla var. Ve Karya'nın yine kıyısındaki kentler burada yoğun bir şekilde gösterilmiş. Ama gördüğünüz gibi çıkan grafik hiç de diğerleri gibi değil. Bence bu yayınlanan örnek adetinin az olmasından oluşuyor. Peki bir de Likya Panfilya tarafına geçelim. Burada bir zamanlar binde uzun yıllar çalıştığım Ahmetli Cevdet Hoca'nın e, bugün de Profesör Doktor Macit Tekin Alp'in kazılara devam etti. Harikanda kentiyle başlayalım. Burası benim doktora tezimdi. dolayısıyla yayınlarımın da çoğunu buradan yapmıştım geçtiğimiz yıllarda. Şimdi Likya kentleri özel bir durum arz ediyor. Anadolu'daki sirkülasyonu dolaşımı açısından. Çünkü burada İmparator e, Claudius döneminden başlayıp e, İmparator Gordianus dönemine kadar hiçbir Likya kenti para basmamış. Yani e, Likya kentleri bunun yerine e, İtalya'dan gönderilen İmparatorluk asaryaları, AES'lerini kullanmışlar, paralarını kullanmışlar. E, buna rağmen az sayıda da olsa yerel sikkeler ve kendi bastığı dönemde kendi sikkeleri şehirde temsil ediliyor. Bunlara baktığımızda tabii asıl volümü merkezi hükümetin paraları oluştursa da... ...Arikanda'nın yer aldığı bakın Likya-Panfilya eyaleti... ...burada çok ciddi bir şekilde kendisini temsil ederken... ...çok az para daha uzaklardan gelmiş. İşte burada onların oranlarını görüyorsunuz. Yani bu da şehrin kendisi düzenli bir şekilde para basıyor olsaydı... ...biz ilk kolonu daha yüksek görecektik ama sadece... İki sene boyunca burada para basılmış. Bunlara haritadan baktığımızda şöyle Likya-Panfilya bölgesi birazdan daha büyük göstereceğim ama... E, ...Balkanlardan başlayarak aşağı doğru veya Doğu Anadolu'dan e, Anazaros-Edeşistan'ın temsil edildiğini görmekteyiz. Ama asıl temsiliyet Arikanlı'nın yakın çevresindeki Likya kentleri ve aynı eyaleti paylaştı. E, Pamfilya kentleri üzerinden oluşmuş burada. Biraz daha zengin Pamfilya kentlerine bakalım. Bunlardan bir tanesi Perge. E, Pergede e, henüz daha yayınlanmadı ama e, Ali Hoca, Oğuz Hoca ile beraber belki Hüseyin'in de katılımıyla e, buradaki sikkeleri yayına hazırlıyorlar. Dört tane tezli yapıldı. Bir tanesi Oğuz Hocanın tezli olmak üzere benim elimdeki bu tezlerden elde edilen veriler eminim şu an çok değişmiştir rakamlar ama buraya baktığımızda 159 tane şehir parası çıktığını bunların 106 tanesinin zaten böyle blok haline pergeye ait olduğunu görmekteyiz ve temsiliyetin gördüğünüz gibi dev gibi bir kolon halinde dikya ve panfilya olduğunu asıl görmekteyiz. Gene uzaklık olarak baktığımızda uzak yerlerin çok az örnekte temsil edildiğini görüyoruz. Bunları da bir haritaya koyarsak gene burada yolları takip eder şekilde Pamfilya'nın ve Likya'nın kentleri ama asıl Pisidya üzerinden buradan Perge'nin Perge'ye yapılan yolculukların özellikle Pisidya'ya doğru olduğunu ve oradan da Batı Anadolu'ya yukarı doğru bağlandığını rahatlıkla görebiliriz. Sile'ye gelelim. Ee, Sile'de biraz daha şanslıyız. Ee, çünkü son yıllarda özellikle şehirde bugün köyü gördüğünüz e, bölgede e, Filiz ve Alanyalı hocamız e, çok büyük e, kazılara başladı burada e, yerel halkla şey yaparak. Daha önce de e, rahmetli Sabahat Atlan hoca zaten burada e, hem kazı buluntularını yayınlamıştı, e, mansel kazılarını. Hem de e, çeşitli araştırmalar yapmıştı SİDE sirkeleri üzerine. Biz de e, onun çalışmaları da aslında bir nevi devam ediyoruz. Hüseyin Köker'de biz burada e, çeşitli yayınlar yaptık. E, burada da tabii e, tahmin edileceği gibi SİDE'nin kendi paraları, farklı şehirlerin, çevre kentlerin paraları e, ele geçti. Birkaç tane definemiz var. E, bir tane SİDE müzesini tespit ettiğimiz bu define Kalemler Köyü'nden tam SİDE Aspendos sınırında yer alan bir köyden e, burada e, neredeyse definin tamamı bir sikariş tamamı e, Side kentine ait ve e, gene şehirde yapılan kazılarda bir de e, Denarius ve Kristoforlardan oluşan bir definemiz var bir kumbaranın içinden e, bulundu konservatör Suzan Okunuş tarafından da ee, bu sikkeler kaba zarar vermeden çıkartıldı. Ee, böylece biz e, bu bölgedeki gümüş para kullanımına da dair bir iz yakalamış olduk. Şimdi şehir paralarına dönersek e, burada 2021 sezonu ortalarında e, toplam 502 adet e, şehir parası tespit edilmişti. Bunların 260 tanesi e, side kentine ait. Gene baktığımızda bakın Likya, Pamfilya kentlerinin yani aynı eyaleti paylaşan kentlerin ne kadar büyük bir kolon oluşturduğunu, e, kendi içinde de baktığımızda Sidenin ve Pamfilya kentlerinin asıl yekini oluşturduğunu, e, Pisidya'nın ve sonradan Pamfilya'ya eklenen Batı Krikya'nın ve Likya'nın aslında çok az temsil edildiğini görmekteyiz ve kilometresel açıdan baktığımızda deniz aşırı yerlerin 200 kilometreden fazla yerlerin veya 100 kilometreden uzak yerlerin aslında toplam yekünde daha az gösterdiğini hani bir liman kenti olduğu için çeşitlilik daha fazla ama aslında miktar olarak çok az olduğunu görebiliyoruz. bu deniz aşırı yerlere baktığımızda işte gene Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan başlayıp burada Filistin, İsrail, Lübnan bölgesinden, Mısır'dan veya Yunanistan'dan veya yukarıda Kırım'dan gelen örnekler var. Veya Batı Anadolu'dan çok sayıda kent temsil edilmiş. Ama side buluntularının en büyük yekünü aslında çevredeki hemen yakındaki Panfilya, Likya ve Panfilya eyaletinin Pisidya'daki ve Pamfilyadaki kentlerden ele geçmiş. Peki şimdi o zaman ne öğrendik bu araştırma sonucunda? Ee, veya bu kısa survey dışında. Hani örneklerimizi Doğu Anadolu'dan vesaire de seçebiliyorduk ama bu iki eyalet bence Anadolu'daki durumu oldukça özetliyor. Bu yerel paraların tamamı tamamen yerel amaçlarla basılmış. Yani e, dolayısıyla side de side parası buluyor olmanız zaten beklenebilir bir durum. E, onun dışındaki yabancı paralar eğer şehirler arasında anlaşmalar varsa örneğin Siden'in Perge'yle Aspendos'la Homonoi'ye anlaşmaları var belli ki bu anlaşmalar dini karakterde olsa da bazı ekonomik şeyler de içermekteydi dolayısıyla komşu kentler arasında da belki ortak para kullanımları çünkü beraber para bastıkları için herhalde geri kalan paralarında kabul edildiğini anlayabiliyoruz zaten bunların kalıplarına baktığımızda örneğin Likya Panfilya bölgesinin 2 ila 3 atölyede üretildiğini yani aslında merkezi yönetimin denetiminde belki Likya Panfilya'yı yöneten valiler o an neredeyseler orada var olan e, darphanelerde basıldığını anlamaktayız. Örneğin Sile kenti Kasa ile, Kolibrasos ile, Karalya ile, Korakesyon ile, la, ile, ...Lirbe ile, Etenna ile... ...bazen Perge ve Aspendos ile... ...bazen Sergeli ortak kalıplar... ...ön yüz kalıpları kullanabiliyor. Ee, aynı şekilde Perge'de... ...pek çok Pisidia kentiyle... ...ortak kalıplar kullanıyor. Bu... ...özellikle Konrad Craft'ın... E, ...1970'lerde yayınladığı... ...çalışmasında veya George Watson'ın... ...bu bölgeyi ele alan... ...çalışmasında e, ayrıntılı bir şekilde... ...okuyabileceğiniz bir husus bunların... ...üretimleri. Dolayısıyla merkezi... ...bir yönetim var. Ama hiçbir yazıt bize veya hiçbir tarihçi bize sistemin nasıl işlediğini anlatmıyor. O zaman tahminde bulunmalıyız. Belki eyaletlerin topladığı vergiye göre e, valilere e, dağıtabilecekleri, şehirler adına dağıtabilecekleri para basım kotaları vardı. Yani bunu sadece tahmin ediyoruz. Öyle bir şey var yok diyemem. Belki o sene vali diyordu ki işte 5000 sikke sile için basılsın, 5000 sikke perge için basılsın, ama daha küçük kentler için örneğin Kasay gerçekten küçük bir yer. Ee, geçen hafta Kolibrasos'taydım. Gerçekten ufak bir yerleşim. Belki böyle yerleşimlere böyle bin sikkelik filan kotalar veriliyordu. Ee, dolayısıyla o senenin vergisine göre veya eyalet bütçesine, kasasına göre belli kentler bu oranları aşmamak üzere paralarını basıyorlardı. Bu paralar e, her şeyden önce mentalite açısından şehirlerin bağımsızlığını, şehir devletlerinin varlıklarını gösteren kanıtlar olduğu gibi aynı zamanda şehirlerin reklamlarını da yapan bir araçlar. Ama e, az önceden beri, e, yani başlarından beri bu haritaları siz şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu aralar tahmin ettiğimiz kadar çok yolculuk yapmamışlar. Yani örneğin Sidelilerin, Perge'ye gittiklerinde veya Magidos'a veya Ataleye'ye gittiklerinde kullandıkları para side parası değil ama büyük ihtimalle gümüş, gümüş denaryuslar. Yani ticaretten bahsediyorsak veya mala karşı mal, e, hizmete karşı mal gibi takas yöntemiyle yaptıkları ticaret var. Örneğin side'den belki İskenderiye kereste gönderiliyordu karşılığında İskenderiye'den de side'ye buğday getiriliyordu. Dolayısıyla burada bir para el değiştirmiyor. Belki bütün bu kazılarda bulduğumuz, temsil edilen paralar bugünkü gibi bir durumu yansıtıyor. Biz tabii sadece antik sitkelerde bulunmuyoruz. Size çok turistik bir yer. Ben modern paralara da hobi olarak bakıyorum. Çünkü kazılarda elimize geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bastığı veya köyün kurulduğu geç Osmanlı döneminden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bastığı paralar evet bol miktarda temsil ediliyor. İşte eski 1930'ların, 40'ların, 50'lerin paraları. Ama Sidiye Turizm'in geldiği 1960'lardan itibaren Alman paraları, Avusturya paraları, 70'lerde, 80'lerde biraz daha böyle İngiltere, İsveç, Norveç gibi ülkeler, daha Batı Avrupa ülkeleri temsil edilirken neredeyse 2000'lerden sonra bol miktarda Rusya, Ukrayna parası karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunlar belki bu antik sikkelere de adapte edersek ticaretten çok insanların amaç ne olursa olsun dini amaçlar olabilir, festivallere katılmak için olabilir, yolculuk yapmak olabilir. Antik çağda da turizm var, dinsel turizm de var. Ama ticaret tabii bunların önemli bir amacı. Belki bizim bulduğumuz bu tekil örnekler işte yolculuk yapan kişilerin e, ...geldikleri istikametleri gösteriyor. O yüzden ben yollar üzerine temsil edilen darphaneleri yerleştirdim. Çünkü burada aslında örneğin İç Anadolu'ya giden veya Batı Anadolu'ya giden ana hattın... ...çok güzel bir şekilde temsil edildiğini veya kıyıdan giden, e, doğuya doğru giden bakın hattın... ...çok güzel temsil edildiğini ama örneğin bu dağlardaki kentlerin temsil edilmediğini e, görebilirsiniz. Dolayısıyla bu şehir paraları e, kendi şehirlerinde hizmet vermek üzere basılmışlar ama yabancı paralar da bize daha çok sanki o şehri ziyaret eden e, ziyaretçilerin lokasyonlarını e, gösteriyor geldikleri lokasyonları gösteriyorlar gibi durmakta. E, çok teşekkür ederim ben şimdi e, nasıl olsa sorular olacaktır. Merak ettiğiniz konular varsa oradan tekrar detaylı bir şekilde devam edeyim. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifle ve tek solukta dinledik. Şimdi chat bölümüne bakıyorum ve tekrar soruyoruz, bekliyoruz acaba. Şu an bir soru göremiyorum. Ee, bir şey kameramızı hocam açabilir miyiz? <laughs> ben hocam. de onu bulmaya çalışıyorum. Bir saat. Tamam. Harika. Tamam. <laughs> tamam. Ee, hocam ben e, müsaadenizle bir şey sormak Hadi. istiyorum. Şimdi e, bir veri grubundan bahsettik e, ve e, bazı kentlerde bu veri grubunun az olduğundan bahsettik. Sizce hani genel olarak işte uzun yıllardır kazılarda çalışıyorsunuz, müzelerde çalışıyorsunuz. Bizim kültürel olarak işte sikkeler ne kadar görünebilir bir şekilde e, kağıda dökülmüş ve kaydedilmiş durumda? Bu konuyla ilgili belki bir şeyler söylemek istersiniz bize. Yani şimdi e, tabii şöyle düşünelim. Türkiye'de 19. yüzyıldan, 18. yüzyıldan beri, e, 18. yüzyılda daha yağma amaçlı ama 19. yüzyıldan beri biraz daha bilimsel kazılar yapılıyor. E, numizmatik açısından bakarsak e, belki bu kazıların çok az bir yüzdesi bugüne kadar yayınlandı. Yani e, bu seneye yanılmıyorsam e, Kültür Bakanlığı'nın e, ve müze kurtarma kazılarında eklersek sayı çok çoğalır ama e, 250 civarında yerde kazısı var. E, bu 250 yerinde belki içlerinden prehistorik veya ön Asya yerleşimlerine düşersek en az 150 tanesi klasik yerleşimler. Yani sikke buluntularını ele geçebileceği yerler. Ama e, açıkçası e, çalışan uzman sayımız oldukça az. Yani e, biz bazen şöyle bir, bir e, sizinle dahil olduğunuz biliyorsunuz bir tane Google grubumuz var. Herhalde öğrencilerimizle beraber ve müzeci arkadaşlarımızla beraber 70 kadar üyesi var ama hani bu işin eğitimini verenler yan yana oturursak bir masanın etrafına anca doldururuz. Sayımız gerçekten az. E, dolayısıyla e, Siki Verilerinin tabii çalışılması lazım ki bunlar e, yayınlara dönüşsün. Ve data gruplarımız çoğalsın. Ee, bir de şunu unutmayalım. Tabii numizmatlardan her şey bekleniyor. Yani e, şimdi ben kazıya gittiğim zaman arkayık dönemden başlayıp modern dünyaya kadar bütün paralara bakmak e, durumundayım. E, İslami paralardan örneğin anlamam. E, Betül ve Gül, Tekin, Teoman e, meslektaşlarımız onlara bakıyor ama e, sonuç itibariyle bazen öyle bir yerde kendinizi buluyorsunuz ki bir haçlı parasıyla aylarca uğraşıyorsunuz. Ee, bir anda helenistik döneme dönüyorsunuz veya bir başka kazıya geçtiğinizde tamamen farklı bir malzeme çıkıyor. Ee, dolayısıyla bunları yayına dönüştürmek o kadar hızlı olamıyor. Yani bu açıdan ben mesela kendimle çok gurur duyamam. Yani çok az çalıştığım kazılardan çok azını yayınlayabildim açıkçası. Yani bu zaman alan bir süreç ne yazık ki çok az uzmanımız var. Ee, öğrenciler arasında da çok popüler bir konu değil numizmatik. Tamam hocam. Sadece bu konuya bir değinelim istedim. Çok teşekkür ediyorum. Yani herkes heykel çalışmak istiyor. Kimse paralar <laughs> <laughs> O zaman ne yapmak e, gerek hocam? Yani... E, biraz daha böyle bir popüler hale getirmek için yani şimdi şöyle düşün, bir ben, farkındalık mı yaratmak acaba ben, gerek e, sadece belki öğrenci olan arkadaşlarımıza şunu söylemeliyim bakın ben Afriyasya'da çalışıyordum öğrenciliğimde de orada çalışıyordum yani heykel öğrenmek için çok doğru bir yer olabilir orası herhalde Afriyasya'da öğrenci olarak gitseydim en son seçmem gereken konu heykel olurdu çünkü zaten 30 tane heykel uzmanı var Tabii ki iyi bir heykel çıktığında size vermeyecekler ama yani nümizmatik malzeme her zaman açıkta ve çoğu yerde bekliyor. Yani biraz böyle neyin uzmanı olacağımızı duygularla değil mantık ve ihtiyaca göre belirlemeliyiz. Tabii bu kazı başkanlarının da yönlendirmesiyle olacak bir durum. Yani şimdi çok sayıda doktora yapan arkadaşımız var. Yani bir kısmı sizin gibi darphaneleri çalıştıracak, bir kısmı da Kazı buluntuları da çalışıyorlar. Şimdi Andriyaki Müra'nın buluntuları örneğin bir doktor olarak evet. hazırlanıyor. Yanılmıyorsam Tulos'un malzemesi çalışılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yılda ben durumun çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Yani çok sayıda genç arkadaşımız yetişmekte şu an. Tamam Bu teşekkür ederim. Yani. Umalım umalım diyoruz o zaman bir sorumuz var hocam ama belki bunu özelden de yazmasını isteyebiliriz İmparator kültünü anlatırken bir sikkeden bahsetmiştiniz diye bir dinleyicimiz sormuş ama siz hatırlayabilecek misiniz? Çok hangisi sayıda. olduğunu <gülüyor> Evet <gülüyor> Tamam Acaba hangisi? Sunum için teşekkürler geliyor. Ee, yine bir sorumuz var hocam. Ee, sikkelerdeki ikonografi ne sıklıkla değişiyor? Birazcık daha böyle genel bir soru. Ne söyleyebilirsiniz bunun hakkında bize? Ee, aslında şöyle ben şu en başlarda gösterdiğim Sides dönersem, ekranı görebiliyorsunuz sanırım şeyi. Evet, çok, çok evet görüyoruz hocam. Yani sidi örneğinden geleyim çünkü en başta bayağı bir geri gitmem gerekiyor ama gelecek şimdi. Böyle sıkıntılar yaşadığımda hep Aliye Hoca ki şu an beni dinliyor. Aklıma evet. geliyor. Kahkahayla gülüyordu. Benim gene özürlü bir şekilde slide'da geri gidemememe. mi? Peki, Estağfurullah. Şimdi hocam. buraya bakarsak e, örneğin şuradan başlayarak geçen dönemden İmparator Gordianus dönemine bakın bu Athena'nın bir özelliği var. Sizlerin Athena'sına bir de yılan eşlik eder. Hemen hemen bütün örneklerde bu yılanı görebilirsiniz dolayısıyla bu birimde, bu tiplemede ikonografinin çok değişmediğini düşünebiliriz. Ama biraz sile sikkelerini biliyorsanız, diğer sikkelerini, özellikle 3. yüzyılda, bakın şurada bir miktarı var, e, şehir bir anda müthiş bir çeşitlilik yaratmış. Yani ikonografinin ne sıklıkla değişeceği aslında şöyle düşünelim. E, yaklaşık 5 ila 10 bin sikke arasında kalıplar çatlamaya ve aşınmaya başlıyor. Yani yapılan deneylerde durum böyle bronz sikke basımında. Dolayısıyla 5 ila 10 bin sikke bastıktan sonra kalıbı değiştirmeniz gerekiyor. Bu da tercih şu. Yeni bir şey koyabilirsiniz. Eski motifi devam ettirebilirsiniz. Bu gene şehir meclislerinin ıı, açıkçası kararlarına bağlı. Yani Örneğin Efes kenti Artemis Efesiyalı tipleri devam ettirmeyi yoğunlukla tercih ederken nadiren başka tanrılara yer vermiş. Ama örneğin Side kenti Atenalı sahnelerini devam ettirirken 3. yüzyılda bir anda bir patlama yaşıyor. Yüze yakın e, farklı tanrı ve e, ikonografi istiklalini kullanmaya karar veriyor. Yani arkada yatan mekanizmaları çok bilmiyoruz. Çünkü elimize sikke basımı ile ilgili hiçbir dokümantasyon veya antik yazar tasviri ulaşmış değil. Tamam hocam teşekkür ediyoruz. Side ekibi adına size teşekkürlerini, e, Side ekibi teşekkürlerini iletmiş. Onu e, sunuyorum hocam. Yine e, teşekkürler var. Onları siz de e, görüyorsunuz. Evet, e, bu kadar. Sorularımızın e, sonuna geldik. E, başka da bir soru yok diye düşünüyorum ama teşekkürler gelmeye devam ediyor. Sizin ben eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam son olarak kapanıştan önce? Öncelikle Ko Koç Üniversitesi kütüphanelerini bu nazik daveti için çok teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda ve diğer kütüphaneci arkadaşlarım adına. E, Gene şu anlamda teşekkür ediyorum. Özellikle numizmatik yayınlara bizim ulaşma zorluğumuz, öğrencilerimizin ulaşma zorluğunu düşündüğümüzde sağ olun. Özellikle Antalya'daki Akmet Kütüphanesi bize çok yardımcı olan bir kurum. Teşekkür ederiz. O yüzden sizlere saygılarımı sunuyorum. Oğuz Hocam'a tabii ki çok selamlarımı ileteceğim. Kendisi tabii Polonya'da kongrede şu an. Biz gidemedik ama hocamızı yolladık temsilci olarak. Eee Umarım bu çalışmalar devam eder bu özellikle siz şimdi büyük bir, bir, bir numizmatik serisi düzenliyorsunuz podcastleriniz var yanılmıyorsam Evet hocam Ve sanırım da bir grup konferansınız daha olacak ben teşekkür ederim bunlardan birinde beni de konuk ettiğiniz için Gönül isterdi ki bugün yanınızda olsaydım ve daha canlı evet. bir konferans <laughs> olsaydı ama Şanssızlık biliyorsunuz ma malum ne Evet tane. tekrar geçmiş olsun diyorum. Evet, trafik kazası yüzünden <laughs> Eskişehir'e dönmek zorunda kaldım. Hepinize çok selamlar ve saygılarımı iletmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, öncelikle size hem e, davetimizi kabul ettiğiniz için hem de izleyicilerimize e, günün haftanın son gününde son saatinde bize zaman ayırdıkları için Koç Üniversitesi kütüphaneleri olarak bizim nüzmatik teması konusundaki etkinliklerimiz devam ediyor. Hatta bu son ayındayız. Önümüzdeki haftada Oğuz hocamızı konuk ediyor olacağız. Konuyla ilgili gündemi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hepinize keyifli hafta bir hafta sonu diliyorum ve en kısa zamanda görüşmek dileğiyle diyorum. Tekrar teşekkürlerimi saygılarımı sunuyorum hocam.